Gazeteciliğe başladığım yıllar yani herhalde 90'lı senelerde ya da sonlarına doğru bir kadın futbolu oldu dinar, dinar suyla falan başlayan ee, bir dalga oldu sonra iptal edildi sonra bir kapatıldı, kapatıldı. ilgisizlik yüzünden Hı -hı. sonra tekrar açıldı 2005 yılında birlik kuruldu daha sonra yine bir araya girdi en son 2010 yılında bu iş e, tamamen hani 2010-2012 yılları arasında daha resmi bir şekilde devam etti. Sen küçükken başladın mahallede. Mahallede tabii ki erkek çocuklarıyla futbol oynayarak başladım sokakta. Öyle mi? Evet. Kuzenim vardı. Onla ee, onunla beraber hep çıkardık. Kuzenin kız mıydı? Erkekti. Ha, o senin büyük mü? Senin küçük mü? Yok aynı yaştaydık biz onunla. Sen onu fışfıklıyordun, kışkırtıyordun. Hadi, <laughs> Hadi. gidelim oynayalım diye. <laughs> Hadi oynayalım diye. Aynen. Babaanneme bırakıyorlardı bizi. <laughs> Annem babam çalışıyordu. Emekte, Ankara'da. Ankara'da. <laughs> bahçeli evlerde. ...hadi diyordum gidelim oynayalım dışarıda. Tabii yanımda olduğu zaman ailem de çok rahat bir şekilde izin veriyordu. Kaç yaşındaydın o zaman? O zaman kaç yaşındaydım? Yedi, sekiz. Evcilik kısmı işin iş, işine gelmiyordu yani? Yoktu Gidip çünkü oynaymıştı. hiç e, kız kuzenim de yoktu o sıra yanımda. Veya kız arkadaşlarım çok azdı mahallede. Hep erkekler vardı. Ama zaten ben futbol oynamayı seviyordum. Hani o topu gördüğüm zaman hiç voleybol oynayayım diye aklımın ucundan geçmiyordu. Kardeşin var mı? Ablam var. Erkek kardeşin yok? Yok. Dolayısıyla eve top girmesi için neden yok yani baba eve gelirken. Babam da Çocuk... aslında futbolla çok ilgilenen bir Hayır, adam şimdi değil. Çocuklara hediyeler alınır değil mi eve gelirken? Evet. Erkek çocuğa işte top getirilir tabanca, davul falan. <laughs> Kızlara da işte oyuncak bebek, ev ne bileyim Aslında farklı oradan... şeyler yeme içme, fincan takımı falan. Yani ben o zevki tadamadım bende de iki tane erkek var. <gülüyor> <gülüyor> bebek kısmına geçebiliriz. Yani yok mi? ya bir kız, kız çocuğu o okay, keyfi tadamadım. Neyse ee, ablamda tattılar bizimkiler. Tattı. Sen topu görmeden nasıl aşina oldun? O enteresan bir duygu. Yoksa dayılar ya da komşu falan mı yani öyle bir durum mu oldu? Yani topu görmeden değil aslında kuzenim işte hep topu getirdiği için aslında ha, topu hep görüyordum. Dolayı. Evet. Ha şöyle bir durum oldu. Trafik karıştı. Sen babaanneyle bırakıldığında evet. kuzen de bırakılmış oldu değil mi? <laughs> evet, kuzen de bırakıldı. İkimiz kuzen de aynı yerde. de bırakılmış Oradan e, topu keşfettik. Evet. Sonra mahalleye. Aya giden ilk Türk. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> e, hatta hep top oynuyorduk işte evin içinde. Babaannem <laughs> bayağı bize kızıyordu. Peki e, top sizin olduğu için mi seni takıma alıyorlardı Hayır. Bayağı, yani i̇lk almıyorlardı <laughs> beni takıma. Almıyorlar mıydı? Almıyorlardı. Kabul etmediler ilk ne gittiğimizde. He. Ee? E, kuzenim üzülüyordu. Yani biliyordu evde oynuyoruz gayet iyi oynuyorum hı hı. Hatta top sektirirken onlardan daha fazla top sektiriyordum Ama ona rağmen almıyorlardı Top sektirme yarışlarında onları yeniyordum hep Yine de almıyorlardı Sonra bir gün e, oyuna birisi geç kaldı Gelmedi bir, Yani Takımlara eşitlemek için bir kişiye ihtiyaçları vardı O zaman mecbur kaldılar aldılar Sen Sonra gördüler Ben böyle kendini göstermek <laughs> için Kaplan gibi atıldım sahaya e, Ve hani orada daha iyi oynadığımı gördüler Onlardan hani onlar kadar hatta onlardan daha iyi belki bazılarından. Hep sonra evden kuzenimle ikimiz çağırmaya başladık. Sonra başlık. bu işin ee, tır tırnak içinde profesyonel olma etabı nasıl oldu? Devam ettim hep oynamayı hiç bırakmadım. Hı -hı. Mahallede oynuyordum ancak takım aradı işte ailem bana Ankara'da o zamanlar. Ankara'da böyle bir takım e, yoktu kuru, kurulmuştu belki ama çok duyulmamıştı. Gazi Üniversitesi'nin varmış ama biz onu e, keşfedemeden babamın tayini çıktı. Sakarya'ya gittik. Orada okul takımında babam özel bir izin aldı bana. Erkeklerle beraber bu hani okul turnuvaları olur ya. Aha. Orada erkeklerin içinde tek kız olarak e, oynamaya başladım. Okul takımına girdin yani. Evet erkeklerin içinde tek kız. Seni tebrik ediyorum ya. Bede, beden eğitimi öğretmeni tebrik ediyorum. Babam birazcık zorlandı yani orada. Milli Eğitim Bakanlığı'na falan Aynen. gidip özel izinler falan aldı. Öyle oynadım. O sırada işte korner oldu maç oynarken. Kornere ben attım. Kornerden bir gol attım. Dışarıda bir antrenör varmış bekliyormuş. Bu arada sevgili din dinleyenler e, Didem sol ayaklı. <laughs> yani e, sol ayağın fazi faziletleri e, duran toplardaki e, baş başkalığının e, kadın formunda sembolüsün herhalde değil mi? Evet sol ayaklı kadın bulmak da çok zor futbolda. O yüzden bayağı avantajlıyım aslında. Ya, her türlü avantajlısın. Bir kadın futbolcu yok, rekabet yok. Üstelik sol ayaklısın bir de onun üstüne yani. Evet. Yani bu... E... Büyük bir şanstı benim için hayatımda sol ayaklı olmak. Corner'dan gol attın. O golden sonra da bir kadın futbol antrenörü izliyormuş. Şans eseri. Yeni kurmaya başlamış yani kadın futbolcuları toplamaya başlamış. Sapanca'da. Sapanca'da. O hmm. sırada beni gördü. Dedi ki akşam geleceğim evine, babanla görüşeceğim, senin takımımı alacağım. Ben dedim zaten bunu istiyorum hani. E, İsmini de var. O, Ali Ali Hoca. Ali Hoca. Ali Hoca. E, saygılar, sevgiler Ali Aynen, Hocam'a. Anladım yani böyle güzel şeyler yapmışlar. <laughs> Geldiler eve. Kız ister gibi babamdan beni istediler. Babam da e, bir karar vermesi gerekiyordu. Sen kahve yaptın mı peki? <gülüyor> <gülüyor> Yok o kadarına <gülüyor> girmedim. <gülüyor> verdi. Ee, verdi. Evet. Ee, pişman Ve... mı? Hayır değil. Değil mi? Yok değil. İyi ki eğitimci bir yerden geldim. Erkeklerin arasında tek kız ne işi var bu kızın falan orada diye, diye Aynen. çok tepki ee, aldılar. Gerçek zorluk orada esasında değil mi? Antrenmanlar falan değil. Aynen öyle. O ön yargılar evet. e, hayatın her yerinde var. Ancak kadın futbolcuysanız Türkiye'de e, bir adım daha fazla oluyor. İlk futbolcuyum dediğimde işte ayaklama oynuyorsundan girip offside'ı biliyor musun? Anlata kadar geliyor. Ben de diyorum ki milli takımda oynuyorum. Hani offside'ı bilmesem nasıl bir takımda oynayayım? <laughs> Yani, ya onlar seni kızdırmak için. Tabi halı saha maçı tef teklif ediyorlardı çok eskiden. Hı. Bu profesyonel hayata geçmeden önce oynuyorduk zaman zaman erkeklere karşı kızlar halı saha maçları yapıyorduk ve iddia koyuyorduk bilerek ortaya. Hepsini yeniyorduk. Evet. Takım tak, Takım olmanın şeyi mi? Takım olmanın takım ve olmanın. antrenman yapmanın Hı. ve bizimle dalga geçmenin bir arkadaş e... arkadaşlar kahveden <laughs> ya da işten araya geliyorlar. Aynen öyle Ha, hafif göbekler sanılmış <laughs> falan. Yo şey aralarında iler de vardı. Peki e, çok şey bir soru var. Tiki e, ...Gegen pres mi diye? Tiki taka. Sen Tiki takacısın. Evet çok severim. Böyle tek de oynama ikili. Al ver al Öneme bıraksınlar orta açayım. Severim o işleri. <laughs> <laughs> ...asist yapmayın. Evet gösterici bir kadın. <laughs> 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 Top takımın kaptanımız var. <laughs> Tabi bunlar hep özgüvenden kaynaklı. <laughs> Öyle değil mi? mi? O, bitiş müthiş o. sol ayak. Raket gibi. <laughs> raket gibi. Raket gibi. Ya ben sol ayağımı sadece yürümek için kullanıyordum. Yani biz e de... sizde var mı? Yok Futbol. biz amatör. Yani kendi çapımızı. Ben 17 yaşında gazeteciliğe başladım. Yani o sadece bulunduğumuz ilçenin genç takımında oynayabildik. Ama sol ayağım öyleydi yani. Yani burnumun ucuyla bile dürtemezdim. Ben kabiliyetsizdim. Ben kaçık söylüyorum İşim fizik bölümünde evet. Hızlı koşardım. Ama e, teknik bölümünde bu halı sahalar çıktıktan sonra gelişti benim tekniğim. E, herkesin tekniği her halı sahada gelişmiştir. Bana, mesela bak Alex falan da hep bu salon futbolundan gelmeler. Evet. Yani o. çok hakikaten e, Brezilya'da da futsal, <laughs> e, futsal dediğimiz olay ki onunla dünya şampiyonları falan var. Belli bir yaşa kadar sen yaptın mı futsal? Oynadım. Ha, ha. Gazi Üniversitesi'nde okudum ben. Beden eğitimi bölümü. Orada dört sene futsala katıldım. Coachfest denilen bir çok organizasyon var. Hızlı düşünmeyi, e, tekniği, evet. pas kalitesini falan çok geliştiriyor. İnanılmaz geliştiriyor ya. Oradan büyük sahaya geçtiğiniz zaman bir e, şey oluyor. Baya kendinizi daha özgüvenli hissediyorsunuz. Messi gibi hissediyorsunuz Değil kendinizi. Mi? Doğru. <laughs> Değil Küçük alanda sıkışık yani başarmışsın. Bir de evet. büyük sahaya geldiğinde her şey bir anda... Her şeyi daha iyi görmeye çalışıyorsunuz. Daha kolay Çavi hale gibi kafanı sürekli hareketle oynatıyorsunuz. Bu arada verdiğin örneklerde. Ee, güzel mi, gelse, mi? Yani, <laughs> işten anladığında... Yani futbolu bıraktıktan sonra muhtemelen e, bu mikrofonların arkasına da geçersin herhalde. Hakemliği düşündün mü? Yok hakemliği hiç düşünmedim. Her zaman için e, kadın futbolunu geliştirecek bir yerlerde olmayı düşündüm. Ya antrenörlük kısmında ya işin yöneticilik kısmında. E, futbolu bıraktıktan sonra da öyle bir hedefim var. Ya bu işin antrenörlüğü. Eğitimini çok... ne olarak aldın Gazi Üniversitesi'ne? Beden eğitimi öğretmeni olarak aldım. Beden eğitimi öğretmeni. Şu an yapıyorum görevimi. Orada belli bir uzmanlaşmanız yok. Yok ama. E, yani üye... atletizm diye... Futbol Futboldu, vardı. Voleyboldu. Ben basketbol aldım bu arada hmm. uzmanlığımı ama futbol için şöyle bir şey yaptım. Federasyonun düzenlemiş olduğu kurslar var. UEFA B lisansını aldım. Oynarken A'yı alamıyorsunuz. Bıraktıktan sonra da UEFA A pro lisansa kadar almayı düşünüyorum. Ve şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde yöneticilik okuyorum. Yönetim kısmına işini geçmek için geçersem. Aynı zamanda öğretmenlik mi yapıyorsun? Evet aynı zamanda öğretmenlik yapıyorum. Evi geçindirmek için de? Evi geçindirmek için çalışmak Sormayı zorundayım. Çorbayı kaynatmak için <laughs> Aynen çalışmak öyle. zorundasın. Çünkü e, yeşil sağlardan. Evet. Erkekler kadar bir ücret kazanmıyoruz. İşte kadın futbol e, çok düşük ücretlerle e, devam eden bir alan. E, mesela işte milli takımda oynuyorum. Beşiktaş'ta oynuyorum. Ancak e, bir erkek bunu yapıyor olsaydı... ...geçinme derdi hiçbir zaman olmayacaktı. Ancak bizim öyle bir derdimiz var. E, çünkü kazandığımız ücretler... Ee, ...gerçekten çok e, cüzi rakamlar. Ee, bir kadın, Türkiye'de de bir genç kızımız... ...futbolcu olayım dediği zaman... ...15-16 yaşına gelmiş olur herhalde Evet, o çok büyük de zaman Taş. Nerede evet. oynayacak bu ya da nasıl yetiştirecek? İşte ben nasıl de bulamamıştım zamanında. Ha? Ama şu anda Türkiye'de 120'ye yakın kulüp var. Çoğaldı yani bu sayı. Benim başladığımda 10 taneydi. Benim bulamamam çok normaldi. Ama şimdiki kızlar... E, ...eğer buradan seslenelim... ...futbolcu olmak isteyen kızlar varsa, kız çocukları... Onlar beşiktaşın altyapı kulüplerinde e, gelip başvuru yapıp orada futbola başlayabilirler. Bir bedel karşılığı. Evet, bir bedel karşılığı. Yani. Nasıl Fut, erkek? Futbol okulu futbol gibi. Okulu. Spor evet. okulu gibi. Spor okulu. Orada önce kızları alıyorlar, e, bakıyorlar. antrenmanlar bakmıyorlar. Yapıyorlar. Oradan. Seçmiyorlardı. Hayır, hayır. Kim gelirse alıyorlar. Alıyorlar da seçme etabı daha sonra yeteneğe daha göre sonra... onların içinden yeteneklerini. Evet, sonra küçük Klip bizim yıldız takım, genç takım diye ayrılıyor. Daha sonra oraya alıyorlar, orada devam ediyorlar onlar. Yani bir süreliğine sadece ücretli bu iş. Daha sonra eğer yetenekliyse ve becerisi varsa futbola bizimle beraber devam edebiliyor. Peki mesela şeydir, işte futbol oynarsan işte bacakların kalın olur, şu olur, bu olur gibi... Hep o ön yargı oluyor. Ha, onu söyleyecek. O ön yargı, evet, o ön yargı hiç de öyle olmuyor. Yani gayet de güzel fizikleri olan futbolcular var. Benim de öyle fizimde bir bozukluk yok. <laughs>